aşırı sağcı neonazi cinayetlerinin ortaya çıkmasının ardından geçen yılın Kasım ayında şahsi Facebook sayfasında 9 Haziran 2005 tarihinde Nürnberg kentinde öldürülen İsmail Yaşar'a ait döner dükkanının resmini yayınlamış ve söz konusu sloganla birlikte "Şansımız yaver giderse ilk önce döner dükkanları ardından da aile efradı yok olur" cümlesini resmin altında yer vermiş. Nürnberg mahkemesinde perşembe günü görüşülen davada hakim Bernd Kirchhoff bu durumu halkı kışkırtma olarak değerlendirdi ve aşırı sağcıya 4 ay hapis cezası verdi. Resmin ve yazıların kendisine ait olduğunu kabul eden 47 yaşındaki neonazi, halkı kışkırtmak istemediğini ve neonazi kurbanıyla alay etmeyi hedeflemediğini iddia etti. Aşırı sağcının NPD'nin Nürnberg Başkan Yardımcılığını yaptığı ve Nürnberg Belediye Meclisi'nde yabancıları durdurun inisiyatifinde görev aldığı dillendirildi.